AC faz selektörü. AC. Güç ayarı. Açık. Batarya devresi. Açık. Ateşleme dedektör ışığı. Denemede. Uyarı ışıkları. Denemede ve ayarlanıyor. Bu arada tebrikler. Çocuğa bir isim düşündün mü? Şey, hala uğraşıyoruz. Bence o DiMaggio Mazzilli'de ısrarlıyım. Gelmiş geçmiş. Hı. En büyük yankidir o. Hı. Hidrolik kontrol düğmesi. Hadi. Deniş takımı. Tamam. Çocuklar, işte Albay Bredok geliyor. Bir albay neden Kamboçya'ya gitmek ister ki? Evet, tel örgüleri geçerken incinebilir. O düşmanın gücünü kontrol eden keşif birimine komuta ediyor. Nerede? Orada, solda efendim. Bırak gitsin. Ana jeneratör düğmesi. Açık. Sinyal düğmesi. Günaydın efendim. Günaydın çavuş. Üzgünüm, geç kaldım. Komutayı almak ister misiniz efendim? Hayır, teşekkür ederim. Uçuşa eşlik edeceğim. Hangi koordinatları kullanacağız? 374301. Tam üstlerindeyiz. Kendimizi gösterelim. Timsah 4, kırmızı 6 konuşuyor. Burası Timsah 4, dinliyoruz, tamam. Efendim, silahlı bir çatışma var. Charlie onları 2 mil güneyde durdurdu efendim. Durum ne peki? Her yönden ateş ediyorlar. Aşağı inmek istiyor musunuz? Dayanın çocuklar, sizi almaya geliyoruz. Harekete hazır olun. Alçal yüzbaşı. Tamam, harekete geçiyoruz efendim. Gömleğini giy evlat. Çıkmalıyız. Lanet olsun. İyi misin? İyiyim. Helikoptere gidelim hadi. Albay! Burada hala birileri var. Hadi binin. Binin, acele edin. Hadi. Efendim? Hadi çıkalım buradan. Atlamaya hazır olun. Atla. David Nestor, yüzbaşı. Ernest Franklin, başrol. Ernest
Lawrence Opelka, onbaşı. Atla Teğmen. Teğmen atla dedim sana. Anthony Mazzilli, Teğmen. James Braddock, albay. Amerika'nın şehitlerini andığı bugün bir Vietnam şehidi özel bir törenle onurlandırılıyor. Orada ölen bir Amerikan askeri bugün meçhul asker anıtındaki onurlu yerini aldı. Son Amerikan askerlerinin Saigon'u terk etmesinden 10 yıl sonra Vietnam'da savaşan gaziler geçit töreni yaptı. Sessizce çalınan davullar, ağıtlar eşliğinde bir tabut ve yağmurdan korunmak için plastikle örtülmüş bir bayrak. Arlington mezarlığındaki amfiteyatroda Vietnam'da hala kayıp olan askerlerin aileleri de tabutu beklerken bir yandan da onları andılar. Çocuklarının hala yaşayıp yaşamadığını ve dünyanın neden Vietnam hükümetinin Cenevre Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmesine göz yumduğunu merak ediyorlar. Onlara fiziksel ve manevi işkence yapıldığı haberleri bu bekleyişi daha da acı verici hale getiriyor. Başkansa ailelere bu konuda teminat verdi. Son bölüm henüz yazılmadı. Bu defter daha kapanmadı. Son anılar rafa kalkmadı. Amerika'nın Vietnam davası savaşta kaybolan en son askerimizin hesabı verilinceye dek son bulmayacaktır. Albay Yin, Cenevre Sözleşmesi'ne aldırdığınız bile yok. Ama bir gün sizden hesap sorulacak. Cenevre Sözleşmesi savaş esirlerine uygulanır. Siz savaş esiri değilsiniz. Siz adi suçlularsınız. Size tekrar söylüyorum ki kampımdan kaçış yok. Tabii ölümü göze almadıkça. Etrafınız uçurumlar, dağlar, tuzaklarla dolu ormanlar ve geçilmesi imkansız bir köprüyle çevrili. Hiçbiriniz kaçamadı ve kaçamayacak. Ama kampımdan ayrılmanızın bir tek yolu var. Bir tek yol. Braddock'un itiraf etmesi. O sizi unutan ülkenizi savunuyor. Tüm dünyanın lanet okuduğu kanunsuz bir ülkeyi savunuyor. Dünyanın hemen her yerinde sizin şeytan elçilerinizi öldürüyorlar. Sana bir şey getirdim. Hey, bu harika. Hem de 5 santim. Angelo teşekkür eder. Sana ne verdi? Bir B-52. Sadece tavuğu için bir solucan. Biliyor musun, çenemi tutmayı öğrenmem gerek. Sen ağzını hep sıkı tutmaya nasıl başarıyorsun? Söyleyeceklerimin uğruna vurulmaya deyip değmeyeceğine karar vermeye çalışıyorum. Keşke ben de yapabilsem. Franklin,
Hey, hava sıcak. Terliyorum zaten. Yine sıtma gibi görünüyor. Hey! Hey! Harry ne yapıyor böyle? Bir paket sigara için başını ağzıma alırım. Albay Braddock, sizinle konuşmam gerek. Albay? Albay! Bakın, ölen iki kişi için üzgünüm. Fakat hepimiz ölmek zorunda değiliz. Belki yeğenin size zorluk çıkarmasını önleyebilirim. Bunu isterseniz değil mi çocuklar? Biraz rahat etmek istemez misiniz? Affedersin yüzbaşım ama... sen benim kara kıçımı öp. Bu çok komik. Hepiniz cesur askerlersiniz ve sizce ben bir korkağım. Sen bir korkak değilsin. Bir hainsin. Bakın ben bir hain değilim. Ülkemiz bizi unuttu ve hayatta kalmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bakın ben burada kötü adam değilim. Kötü olan Braddock ve onun aptalca gururu. Buraya ilk geldiğimizde 5 kat fazlaydık. 33 Amerikalıydık. Braddock'un tüm yapması gereken bazı savaş suçu zırvalarını itiraf etmek. Ondan sonra evimize gideceğiz. Savaş biteli kim bilir... ne kadar oldu? Bundan emin olamayız. Artık savaş yok. Ve kimse bizi umursamıyor. Aa öyle mi? Bizi kurtarmaya geleceklerini duydum. Hem yerinde olsam bir gün çocuğuma korkak bir hain olduğumu söylemektense ölmeyi tercih ederim. En azından ben çocuğumu gördüm. Bırakın gelsin. Aa. Vazgeç Nestor. Ölmek istiyorsanız ölün hepiniz. Sana kim birinin geleceğini söyledi? Hiç kimse. Onu vazgeçirmek için uydurdum. Neden bu adamlar koşmak zorunda? Tanrım uyumam gerek. Ama ne zaman gözümü kapasam karım Gina'yı görüyorum. Evet, benim dayanım da aklımdan çıkmıyor. Aslında 4 çocuğumu daha çok düşünüyorum. Dayan'la bir anlaşma yapmıştık. O çalışacak, ben de emekli olup onlara bakacaktım. Şimdi her şey ona kaldı. Ben çocuğumu görmedim bile. Affedersiniz. Kendimi tutmak istiyorum ama yapamıyorum. Kimse yapamaz. Hayır, sen yaparsın. Ben sadece... senin gibi güçlü değilim. Thank you.
Çavuş Lawrence Opelka, yargılandınız ve Vietnam halkına karşı savaş suçu işlemekten suçlu bulundunuz. Ölüme mahkum edildiniz. Ne istiyorlar? Hadi. Hadi gir içeri. Çuğ gel buraya. Çuğ seni geberteceğim. Çekil. Sen bir hiçsin Çuğ. Bir hiçsin. Seni öldüreceğim. Sen kaybettin. Hadi gidelim. Gel buraya Çuğ. Sana buraya gel dedim Çuğ. Hadi gel buraya. Vasili. Bunu yapmanın kimseye bir yararı yok. Neler oluyor böyle? Bu lanet işkence yine neden başlıyorlar? Sakin ol evlat. Sakin ol. İşte size bir şeyler getirdim. Kilin bulabildin mi? Hayır, yin kilitlemiş. Fakat Braddock itiraf ederse sana kilin vereceğini söylememi istedi. Yine güven olmaz. Ben ona istediğini verdim. O da bana iyi davranıyor. O seni umursamıyor. Onun istediği hep Braddock'un itiraf etmesiydi. Yıllardır bu onu deli ediyor. Peki o zaman neden itiraf etmiyor? Yin Braddock'u pes ettirirse hepimiz öldürülürüz. Albay Braddock, üstlerimle konuştum ve sizin serbest bırakılmanızı ayarladık. İtirafınızı bir kez filme çekmemize izin verirseniz. Kamuya gösterilmeyecek, soru da yok. Bunu hemen şimdi yapabiliriz. Bunu yapmayacağımı biliyorsunuz. Adamlarım sana çok yumuşak davrandığımı düşünüyor. Albay Braddock, bunu size söylemek istemezdim ama belki de bilmeniz gerekiyor. Karınız yeniden evlenmeyi planlıyor. Ona öldüğünüz bildirilmiş. Ailenizin size ihtiyacı var. Bu ifadeyi imzalayın ve
Düğünden önce evinize varın. Albay Yin, karım yeniden evlenirse onun adına sevinirim. Çünkü bu itirafı imzalamamı beklerse biri daha çok bekleyecek demektir. Çıkarın onu buradan. Hadi. Nestor'un yanındaki tanıdığım en aşağılık herif. Bırakın onu gitsin. Braddock. Madem canın kavga istiyor, sana birini bulacağım. Nestor, Braddock'un rakibi olacaksın ve kazanacaksın. Bunu yapamam. Albay Yin, anlaşmamıza göre hiçbir mahkuma zarar vermeyecektim. Pekala. Dövüşme. O zaman ben de seni Amerikalıların hücresine geri gönderirim. Orada eskisi kadar hoş karşılanacağını da hiç zannetmiyorum. Neden birkaç yumruk yiyip düşmüyorsun albay? Bu ikimizi de sıkıntıdan kurtarır. Ellerini kaldır Braddock. Ellerini kaldır Braddock. Albay Yim bakıyor. Nestor, o seni kullanıyor. Hadi efendim. Kalkın, kendinizi koruyun. Lanet olsun albay, dövüş benimle. Hadi albay, kendinizi koruyun. Şimdi bunu al bakalım. Braddock. Kalk. Braddock. Hadi albay. Ne altta kalıyor ne dövüşüyor. Hadi bir daha vur. Hadi albay. Hadi vur. Vur ona. Hadi vur, vur ona. Seni öldürecek Nestor. Seninle dövüşmek istemiyorum. Seçme şansın yok albay. Başka çaren yok. Canını yakacağım Braddock. Al bakalım. Hadi efendim. Hadi albay. Kalkın. Kalkın. Ayağa kalk hadi. Hadi, hadi lütfen. Hadi, hadi göster onu albay. Hadi albay. Dövüş. Aptallık yapmayın. Hadi albay, ayağa kalk. Hadi. Hadi kalk. Kendinize dikkat hadi, edin. Hadi. 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 Hadi, hadi albay, hadi, albay hadi. Hadi devam et albay. Albayım hadi. Hadi. Ona gününü göster. Evet, işte bu. Hadi albay. Hadi, hadi göster ona. Hadi, devam hadi, et hadi. Gösterin kendinizi. Hadi, devam bitir şunun işini hadi albay. Hadi. Durma. Çok iyi. Çok iyi albay. Evet. Harikasınız. Evet albay, harikasın. Hadi. Bravo. Ayağa kalk diyorum sana. Devam et albay. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Hadi albay. Hadi. Hadi dikkat vur ona. Hadi. Hadi albayım. Evet güzel. Bir daha. Albayım dikkat i̇şte edin. Böyle. Kalk albay. Çok iyi. Hadi kalk. Hadi. Ayağa kalk. Devam et. Kalk acıma Braddock. Hadi. Hadi ayağa kalk. Hadi albay. Hadi. Hadi albay. Kalk lütfen. Hadi şuna bir daha vur. Hadi albay. Hadi asker. Hadi. Kalk. Hadi. Hadi albayım lütfen. Sana kalk dedim. Lütfen kalkın. Evet. İşte bu. Aferin albay. Çok iyi. Hadi. Olsun. Evet. Devam edin albay. Devam edin. Çok iyi albay. Hadi albay, bitir onun işini hadi. Öldür onu. Öldür. Hadi albay. Evet. İşte bu. İşi bitti.
Çok iyisiniz albay. Kalk hadi, kalk, kalk. Kalk. Lanet herif. Al bakalım. Al. Hayır. Bu kadar yeter. Al. Hayır. Yok. Biri emirlerime hemen uymadığı zaman ne olduğunu gördünüz. Sen kaybettin. Albay. Yin bu kez size neler söyledi? Karımın yeniden evleneceğini ve ona benim öldüğümün bildirildi. Seni kandırıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Yüzbaşı Ho. Kinin bulabildim. Ben sıtma değilim ki. Hayır. Fakat size bir şey getirdim. İşte. Adamlara da içki ver. Elbette. Size bir sürprizim var. Evet, burada. Şuna bakın. Hey Teğmen. Bir yudum alsana. Teşekkürler. Bu istediğiniz şey. Teşekkür ederim yüzbaşı. Albayım, sizinle konuşmam gerek. Sorumlu subay benim. Birine ceza verecekseniz bana verin. İtiraf et. Hatanı itiraf et. Hayır. Pekala. Gerekeni yapın. Hayır. Haklısın. Sorumlu sensin. Devam edin. Hadi Franklin, sana yardım edeceğim.
Birini ben alayım. Kısa olanları sen al. Güzel. Bugün sıcak hissetmiyorum. Bu da ne? Bir helikopter. Bir Huey. Amerikan galiba. Umarım sizi korkutmadım çocuklar. Yeni helikopterim nasıl? Bir gün erken geldim. Onu ödünç aldım. Öbürü çok küçüktü. Bizim uyuşturucu işine burnunu sokacak olanları engelleyecek cephaneyi getirdim. Şimdi senin şu Amerikalı dostların işimizi bozabilir ha. Onlar neden hala sağ? François, durum kontrolüm altında. İkramın için teşekkür ederim. Seni ateşli küçük şeytan. Biliyor musun bu kez hepsi bakire. Hadi kızlar. Hadi kızlar gelin hadi. Albay, sanırım bu bir kurtarma timi değil. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. En azından şu kulübeye ne koyduklarını biliyoruz. Şu kutular mı? Onlar silahla dolu. Bu da bizim çıkış yolumuz. Amerikalıları ne zaman öldüreceksin? Zamanı gelince. Bak tüm operasyonu tehlikeye atıyorsun. Çok karlı bir operasyon hem de. Yeni bir saat almayı düşünüyordum. Şu dijital modellerden birini alabilir misin bana? Sana Amerikalıları öldürmeni söyledim lanet olası. Şu esir kurtarma timi bunu duyarsa bittik. Egon yüzünden mahvedeceksin her şeyi. François, biraz gelir misin? Bana bak, ben şaka yapmıyorum. Benimle bir daha sakın adamlarımın önünde böyle konuşma. Bu senin için çok tehlikeli olur. Beni anlıyor musun? Güzel. Şimdi, Amerikan kurtarma timi hakkında yeni bir şeyler duydun mu? Hayır, ama ortalıkta sorular soran bir adam olduğuna dair haberler dolaşıyor. Acaba Opelka öldü mü? Hayır. Eğer ölseydi, Albay Yin cesedini tam önümüze atardı. Dostum? Seni geceyi bizimle ve bakirelerle geçirmeye ikna edebildim mi? Üzgünüm, gitsem iyi olur. Bak, ben uyuşturucuyu bırakıyorum. Ama kızları almak için geri döneceğim. Saatimi unutma.
Albay Braddock, François bugün bana senin çok ilgini çekecek bir şey getirdi. Sanıyorum eski karın sonunda sana bir mektup yazmış. Ne yazık ki arkadaşın Opelka yüzünden cezalandırılman gerekiyor. O öldü mü? Nereye gidiyorsunuz? Hey, buraya gelin. Şuraya bak. Eğlenmek ister misin? Sen ne kadar yakışıklısın. Durun. Öyle. Çok güzeller değil mi? Güzel değil mi? Hadi gel eğlenelim. Aa, soyunun soyunun. Aa, ne yakışıklısın. Eğlenmek istemez misin? Evet, işte böyle. Oo. Devam edin, hadi, devam edin. Evet. Evet, şuna bak. Hey, yoksa hoşlanmadın mı? Ha? Senin de hoşuna gitti, değil mi? Gelin kızlar. Hadi gidelim. Sen burada ne yapıyorsun? Aa, ben de sizi arıyordum. Nihayet göründünüz. Karargâhtan mısın? Beni karargâha götür. Adım Emerson, Clive Emerson. Bakın, anlamıyorsunuz. Burada gerekli olan mahkeme ve işbirliği. Ben esir arama misyonunda görevliyim. Cemiyetimiz bu operasyonu kısa bir süre önce duyurdu. Sizi bulmak epey zamanımızı aldı. Biz dediğin kim? Ha, pardon. Uluslararası Özgürlük Evi. Ormanda sadece reklam yapmak için dolaşmıyorum. Yalan söylüyor. Yalan değil. Ben büyük bir operasyonun parçasıyım. Benim gibi 9 gözcü daha var. Her birimiz 5'er kilometre kareye yayıldık. Ve hepimiz merkez timi düzenli olarak arıyoruz. Bunun yalan olduğunu düşünüyorsanız başınız dertte demektir. İşbirliği yapın ve kendinizi kanlı bir çatışmadan kurtarın. Ne oluyor böyle? Bilmiyorum. Gerçekten sana inanıp da kampımı teslim mi edeyim? Şey, şu durumda evet. Yapabileceğiniz tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Konumumu bildiren cihazı şurada bir yere sakladım. Tim nerede olduğunu tam olarak biliyor. Şimdi sinyalimi bekliyorlar. Sinyal verirsem yavaşça gelecekler. Vermezsem hızla gelip hepinizi öldürecekler. Ne sinyali? Aptala oynamayı bırak. Düşündüğüm gibi birçok seçenek var. Ya inadı bırakıp kaçarsın ya da Tim'in gelmesini beklersin ve o zaman kaçmayı denersin. Ya da hemen şimdi işbirliği yapıp herkesi birçok dertten kurtarırsın. Bu
Sanırım benim seçeneklerimi göz ardı ettin. Bir, seni ve mahkumları öldürebilirim. Evet, bunu atladım. Ve iki, seni kilitleyip sinyal vermeye hazır olana kadar beklerim. Evet, beni kilitleyebilirsin ama sana sinyali vermem. Beni öldürsen bile. Şimdi bak, bu güneşin altında dolaşıp bir diktatör bozuntusuyla oyun oynamaktan bıktım artık, tamam mı? Ona istediği her şeyi verin. Buna inanamıyorum. Eve dönüyoruz ha? Evet. Geçen yıl dünya serisini kimin kazandığını bilmek istiyorum. Hangi dünya serisinden bahsettiğini bilmiyorum. Ben bir Avustralyalıyım. Boş ver. Yine de seni seviyorum. Yin kolay kolay pes etmez. Kurtarma timinin büyüklüğü nedir? Yin'in kıçına tekme vuracak kadar büyük. Ben yalnızım. Yalnız mı? Kimse burada olduğumu bilmiyor. Ve kimse de gelip beni almayacak. Ya Uluslararası Özgürlük Evi? Merkez tim, konum bildiren cihaz? Sıkı bir blöftü değil mi? Bir şey söylemeliydim. Burası hakkında dedikodular duymuştum. François'yı takip ettim. Ben basit bir fotoğrafçıyım. Kanıt için fotoğraflara ihtiyacım var. Lanet olsun. Kesin bir şey var. O da yürekli oldu. Evet. Kimse bu esir kampına girememişti. Tamam, çıkalım o zaman. Bana bir şey olursa büyük kayanın altında bazı halatlar sakladım, onu görürsünüz. Sonra 100.000 batıya Tayland sınırına gidin. Hadi gidelim. Bekle. Yin senin gitmene izin verir ama bize izin vermeyecektir. Bu da ne? Bu François fahişeleri almaya gelmiştir. Olamaz. Tek olduğumu biliyor. O zaman git. Sadece sinyal vereceğim. Sadece sinyal vereceğim. Güzel. Umarım herkes size burada ne kadar iyi muamele gördüğünü söylemiştir. Sizi sevmiyorlar ama iyi görünüyorlar. Hemen dönerim. Bir dakika lütfen. Sizi bir dostumla tanıştırmak istiyorum. Sonra tanışırım. Biraz acelem var. Merkez timin sabırsızlanmasını istemem, anlarsın ya. François. Ne oldu dostum? Biraz sinirli görünüyorsun. Bu bizim hakkımızda sorular soran o lanet herif. Büyük bir kurtarma operasyonunda görevli olduğunu iddia ediyor. Bu yalan. O yalnız. Yerimi bildiren cihaz hala ormanda. Seninle oyun oynamaktan bıktım artık. Onu ağaca götürün. Kumanda, hadi. Ah. Vietnam halkına karşı işlediğin suçlardan dolayı seni ölüme mahkum ediyorum. Korkma! Bu gerçek değil. Sadece seni korkutmaya çalışıyorlar. Öyleyse berbat bir mizah anlayışları var. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim. Kapa çeneni pislik herif. Sen... Onu kaldırırız. Ben iyiyim, tamam, iyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Bay Ho.
O ölüyor. Yiğin! Yiğin! Hayır, bunu yapma. Yapması gerek. Ne fark eder ki? Mücadelemiz uzun sürdü. Ama tahmin ettiğim gibi sen kaybettin. Sonunda suçunu anladığına memnun oldum. Anladın, öyle değil mi? O hiçbir şey anlamıyor. Evet albay. Ben anlıyorum. Kaldıralım onu. Albay Braddock, sanırım bir şeyi unuttun. Şimdi benim Amerikalı esirlerim. Sözümü tutacak ve sizi serbest bırakacağım. Yarın François gelip sizi Tayland'a götürecek ve elçiliğinize teslim edecek. Gördün mü albay? Sana söylemiştim. Buradaki son gününüzde olabildiğince rahat etmenizi sağlayacağım işte. Diğer odaya geçin. Bu gece orada kalacaksınız. Buna inanamıyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çocuğumu göreceğim. Bunda bir iş var. Hayır, yok. Sadece uzun süredir buradasın ve şoke oldum. Daha iyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Evet. Bu kadar hızlı olamaz. Tanrım, kaldır onu mazili. Zehirlendi. Hadi, hadi. Yürü, yürü, yürütün onu. Hadi, 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 hadi. Bu bir Amerikan cenaze töreni mi? Ne yazık ki zavallı Franklin'e öyle aşırı dozda opyum vermişim ki buradan Los Angeles'a kadar yürüyebilir. Ve bu ona hiç de iyi gelmez. Hayır! Şununla ilgilenin. Seni aşağılık herif. Bekle. Yin. Bekle. Yin. O ölmedi. O ölmedi. Tanrım, hayır. Aşağılık herif.
seni aşağılık herif. Yum so me do I? Thank you.
Mazeli, artık yalnız olduğunu bilmen gerektiğini düşündüm. Senin cesur albayın seni burada ölüme mahkum etti. Redok kaçtı mı? Yarın ölecek. Ve sen de. Bu arada... Eğer yalnızsam... Arkadaşımla oyna. Biraz daha şarap albay. Hayır. Redok gitti. Neden onu canlı tutayım? Belki yanılıyorum ama beni öldürmek iyi bir fikir değil. Neden? Şarabımı dolduracak birini bulurum nasılsa. Çünkü ben albayın gerçekten ne düşündüğünü bilen tek kişiyim. Bence o hala gitmedi. Öyle mi? Evet. Senden intikam almak için kalacaktır. François'un helikopterini kullanacağız. Onu yarın ele geçireceğiz. O adamı uzun süre önce öldürmeliydik. Thank you.
Ben o. Dönsek iyi olur. Bu adamı asla bulamayacaksın. Aramaya devam edin. Patlayıcılar için geri döndü. Bütün mahkumları ve Nestor'u alın. Sen köprüye. Onu bununla gömeceğim. Tanrım, bu bir bomba. Çık dışarı. Aç onu. Çabuk. Burada ne? Braddock. Gidelim. Tak. Hadi, hadi. Nerede buraya koyduğumuz herif? Lanet olsun. O halatı bulmalıyız. Çok yaklaştılar. Buradan gidelim. Buralarda olmalı. Emerson onların büyük kayanın altında olduğunu söylemişti. Burada 60 tane olmalı. İşte burada. Hadi evlat. Sen gelmiyor musun?
O onun peşinden gidiyor. Savaşmak için kalıyorsan seni terk etmem. Geliyorlar. Hadi uçurumdan aşağı in. Seni aptal! Gel. Pekala yiğit. Biz yükümüzü aldık. Seninle haftaya görüşürüz. François. Amerikalıları aramak için helikopterine ihtiyacım var. Nehrin aşağısına gittiklerini sanıyorum. Üzgünüm. Sana yardım edemem. Bir yere gitmiyoruz. Ben gidiyorum. Bak gidiyorum işte. Çek ellerini üstümden. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Emirlerimi dinliyorlar.
Öldüğünü duyduktan sonra yeni bir lidere ihtiyaçları vardı. Albay. Kaçtığına memnunum evladım. Teşekkür ederim. Yin benden umudu kesmiş olmalı. Senin öldüğünü düşündüm. Buralara nasıl geldi? Bilmiyorum. Sanırım bir tür içgüdü. Senin üssü korumanı istiyorum. 24 saat içinde dönmezsem nehirden aşağı git ve Mazili'yi bul. Albay. Üssü korumak için bana ihtiyacın olmadığını biliyorum. Bu herifleri yakalamana yardım etmek istiyorum. Albay Bredok! Albay Bredok! Albay Bredok! Yin bizim de düşmanımız. Onu öldüreceğim. Savaş bitti. Hepimiz eve gidiyoruz. Albay Bredok! Duçu. O dinliyor, burada olduğumuzu biliyor. O
öldü. Şimdi inanıyor musun? Albay Braddock. Gelip kendin bak, yine öldü. Çizmelere bak. Bu yeni değil. Onun peşinden gidiyorum. Oradaki iki kulübeden birinde. Bir ateş sesi duyarsan işte el bombalarını at. Efendim, ya Nestor? O kendine bakabilir. Bunu her zaman yaptı. Ortaya çıkmayacak. Gelecek. Nasil ellerinde. Gidelim. Albay Braddock! Mazili canlı mı yoksa ölü mü istediğine karar vermen için sana 30 saniye veriyorum. Saniyen doldu albay. Son adamını da öldürdün. Psst, Mazili. Çocuğuna söylememi istediğin bir şey var mı? Tutun şunu. Mazili benim. Neden çocuğuna babanın sonuna kadar cesur bir asker olduğunu söylemiyoruz? Hadi koş Mazili. Kurtarın kendinizi. Nestor bizim tarafımıza geçti. Evet biliyorum. Hadi gidelim. O onun peşinden gidiyorum. Beni koru. Albay, hepsi yiğinin evinde de. Opelka. Hemen. Opelka, sol tarafa. Mazili, arkadan dolar. Bekle. Hazır. Git. Şimdi. Dolaş.
Kimse buradan sağ çıkamaz. Albay. Uçtuğunu hatırlıyor musun? Buna inansan iyi olur. Ölüp ölmediğinden emin olmadan seni bırakacağımı düşünmedin değil mi? Beni sadece öldürmeyeceksin. Kimin daha iyi olduğunu bilmek istiyorsun. İşte bu nedenle geride kaldın. Ben de bilmek istiyorum. Bu yüzden seni bunca yıl canlı tuttum. İşte şimdi zamanı. Sen ve ben. Teke tek. Politika yok. Silah yok. Kimin daha iyi olduğunu anlamak için sadece küçük bir oyun. Meydan okumama dayanamayacağını biliyordum. Albay Yin, bu kamptaki Amerikalı ve Vietnamlı mahkumlara çektirdiğin acılar için seni ölüme mahkum ediyorum. Nestor için.
henüz değil. Sen kaybettin.